Son dönemlerde oyun fiyatları haddinden fazla artınca Steam'in gelenekselleşmiş indirim dönemlerine herkesin gözü kulağı çevrilmişti. Cadılar Bayramı'nda hatırlarsanız 4-5 günlük bir indirim olmuştu ama yılın en çok beklenen indirimleri sonbahar ve kış indirimleriydi. Sonbahar indirimleri başladı ve bir hafta boyunca sürecek. Bizler de sizler için 20 listelik bir oyun hazırladık. Bu arada benim istek listeme attığım oyunlardan hiçbiri maalesef indirime girmemiş. Bu da bendeki şans mı dersiniz artık ne dersiniz bilemiyorum. 47 tane oyun var listemde ama hiçbir indirime girmemiş maalesef. Bu arada lafı fazla uzatmayacağım. Kanala da abone olduysanız belki ekstra falan bir indirim alırsınız oradan da. Hızlıca listemize geçelim. The Beast Inside. Gerilim ve hayatta kalma korku türlerine benzersiz ve heyecan verici bir yenilik getirdiklerini iddia ediyorlar. Steam yorumları da bayağı olumlu. Uzun süredir gömülü kalmış sırlar, kişisel trajediler ve delilik dolu bir hikayenin vaat ettikleri oyun 40 liradan 4 liraya indi. Bu dönemde güzel fiyat. Türkçe dil desteği de var haberiniz olsun. Far Cry 5. Her ne kadar serinin önceki oyunlarından pek farklı olmasa da eğer seride oynamadığınız oyun varsa her türlü kendini oynatacak bir oyun. Bu arada Far Cry serisinin genelinde güzel indirimler var. Eğer almak isterseniz onlara da bakın. Far Cry 5'te 270 liradan 54 liraya düştü. Almak isteyenler için güzel fırsat. Tekken 7. Dövüş oyunu arayanlar için Tekken 7 güzel bir indirime girmiş. 119 liradan 18 liraya düşmüş. Seriyi bilenler zaten almıştır. Bilmeyenler varsa aramızda kısaca bahsedeyim. Birbirimizi dövdüğümüz adam vurmacalı oyun. Şaka bir yana türün en önemli isimlerinden biri olduğunu biliyoruz. Belki sizin için ilgi çekebilir. Little Nightmares 2. İlk çıktığı gün fiyatıyla bayağı bir tepki çekmişti. Şimdilerde ise makul kabul edilen fiyatlara indiğini söylemek lazım. 150 liradan 49 liraya inen oyun korku gerilim türünde güzel bir atmosfer ve hikayesi olan başarılı bir platform oyunu. Almak isteyip de alamayanlar için güzel bir fırsat. Battlefield 1 Revelation. Sevilen Battlefield serisinin 2016 yılında çıkan oyunu Revelation gayet güzel bir indirim aldı ve 280 liradan 34 liraya düştü. Uzun zamandan beri benim de takibimde olan oyunlardan biriydi. Bu fiyatı yakalamak için kaçırmamak lazım. Disco Elysium. Yakın zamanda Türkçe dil desteği gelmesiyle popülerliğine popüler katan Disco Elysium 61 liradan 15 liraya düştü. Tam kütüphaneye koyup yaz tatilinde oynamalık bir oyun. Bizim yoğun mesaide oynamaya fırsatımız yok ama geniş vakti olan varsa rol yapma oyunları arasında güzel bir başarı elde eden oyunu kaçırmayın. Daylight Definitive Edition. Tüm DLC paketleriyle beraber güzel bir indirim gelen Daylight açık dünya zombi temalı oyunlar arasında benim de çok fazla sevdiğim oyunlardan biridir. Ben seviyorsam herkes sever öyle düşünün. 99 liradan 20 liraya düşen oyun bu türü sevenlerin muhakkak alıp oynaması gereken oyunlardan biri. Hades. Tabii ki benim vazgeçilmezim gözümün çiçeği. Niyet ettim Allah rızası için herkese bu oyunu aldırmaya. Yıllar geçse de bu oyunu övmeye doyamam. Sen ne güzel bir oyundun öyle be. Maksimum eğlence arayanlar için verebileceğim en güzel tavsiyedir. 40 liradan 24 liraya düştü. Yıllardır çizgisini bozmamış adam gibi adamdır Hades. Hollow Knight. Zam yemeden önce son dönemeçlerde olduğunu düşündüğüm oyunlardan biri de budur. Hazır indirime de girdi, sakın kaçırmayın, alın dursun kütüphanede. Zorluğuyla insanları zorlayan bir oyun olsa da başarmanın verdiği haz kesinlikle unutulmaz. 24 liradan 12 liraya düştü. Oynamadıysanız bundan iyi fırsat olmaz. The Stanley Parable Ultra Deluxe. 2013 yılında yayınlanan oyunun yenilenmiş ve genişletilmiş yeni versiyonudur. Mizahı ile kendini hayran bırakan oyunu bitirdiğinizde bile bitmeyen paradoks oyunlarını parmakla gösterilendir. Kanalda incelemesi de vardır, merak edenler oradan nasıl övdüğümüze bakabilir. 40 liradan 27 liraya düştü. Öyle olmasa listede olmazdı değil mi? Crash Bandicoot Insane Trilogy. Normalde bu fiyatlardaki oyunları listeye almamaya, düşük fiyatları göstermeye uğraşıyorum. Ama sevgili seslendirmemiz Uğur'un sevdiği ve PC'ye gelmesini beklediği güzel bir üçlemeydi. Uğurcuğum almayı düşünürsen 164 liradan 82 liraya düştü. Bence daha fazla bekleme, anca bu kadar iner bu oyun. Ben zaten oyunu aldım, hatta yetmedi tişörtünü bile yaptırdım. Sniper Elite 4. Güzel bir keskin nişancı oyunu arayanların oynamasını tavsiye edebileceğim bir oyun. Yeni oyunun fiyatı dudak uçuklattığı için anca bununla idare edeceğiz. Ama merak etmeyin, oyunun da yenisinden eksik kalır yanı yok. 89 liradan 9 liraya düşmüşken hiçbir eksikliği göze batmaz. Ori and the Will of the Wisps. Hades nasıl roguelike türünün önüne gelen ismi olduysa bu oyunda kendi türünün başarılı isimlerinden biri olmayı başardı. Platform oyunları arasında hem hikayesiyle hem de atmosferiyle önüne gelen isimlerden biri oldu. Oynanış çeşitliliğini söylemiyorum bile. Size tavsiyem ilk oyununu beraber almanız. O şekilde aldığınızda 26 liraya gelen oyunun tek almak isterseniz eğer 50 liradan 16 liraya düşüyor. Styx Shard of the Darkness. Farklı bir gizlilik oyunu arayanlar için Styx tavsiye edebileceğim değişik oyunlardan biridir. Bir Gollum'u kontrol ettiğiniz oyunda gizli bir şekilde ilerleyerek düşmanlarımızı saf dışı bırakmaya çalışıyoruz. Oyunun süresi de bayağı uzundur. 80 liradan 16 liraya düştü. Farklı bir oyun arayanlar bakabilir. Leap of the Fate. Biraz da benim oynadığım pek bilinmeyen oyunlardan bahsedeyim. Hikayesiyle dikkat çeken güzel bir atmosferi, oynanışı ile de oyuncuyu tatmin eden Leap of Fate, Cyberpunk temasıyla farklı bir deneyim sunuyor. 25 liradan 5 liraya inmiş ki fiyatına hakkını fazlasıyla verir. Beholder 2. İyi ortamda herkes iyi olur. Peki şartlar zorlandığında o sıkı sıkı tutunduğunuz ilkelerinizi koruyabilecek misiniz?
Hikayesiyle ve atmosferiyle insana zor kararlar verdiren, totaliter bir yöntem altında çalışan bir memuru oynadığımız bir oyunda hain olmak ya da kahraman olmak sizin elinizde. Türkçe dil desteği de olan Beholder 24 liradan 5 liraya düştü. 5 liraya kendinizi sınamanın en güzel yolu. Change. Az önce sizi kendinizi sınamak için bir oyun önermiştim. Şimdi sizi biraz daha zorlayacağım. Dilencilik benzeri unsurlarla rastgele oluşturmuş bir şehirde geçen ve evsiz kalarak hayatta kalmaya çalışacağınız farklı bir deneyime ne dersiniz? Adeta evsizleri anlamak için yapılmış oyun 30 liradan 15 liraya düştü. Hadi biraz insanlığınızı zorlayın. Fear Complete Pack. Yaz tatilinde oynadığım ve yapay zekasına hayran kaldığım Fear serisi her oyuncunun oynaması gereken oyunlardan biri. Yakın zamanda incelemesini de yapacağım ama şu kadarını bilin, FPS oyunda yapılabilecek en iyi yapay zekaların başında gelir. Tüm seriyi tek paket olarak 12 liraya alabilirsiniz. Hiç kaçırmayın, bence hemen alın. Wolfenstein 2 The New Colossus. Aksiyon FPS oyunları arasında bir klasik olmuş oyunlardan biridir. Eskiden çok daha uygun fiyatlarda aldığımız New Colossus serisinin bana göre en son oyundur. 350 liradan 52 liraya kadar düştü. Almak isteyenler, güzel bir FPS oynamak isteyenler bakabilir. Ulan eskiden komple seri o fiyattan daha düşük fiyata almıştık lan. Geldiğimiz durumlara bak ya. Journey. Bu kadar aksiyon bana fazla. İş dünyamda biraz huzur bulmak istiyorum derseniz Journey'i kesinlikle oynamanız gerekiyor. Defalarca önerdiğim oyunlardan biri de bu. Yalnızlığın bu kadar güzel anlatıldığı başka bir oyun daha hatırlamıyorum. 41 liradan 21 liraya düşen Journey şiddetle tavsiye ettiğim oyunlardan biridir. A Juggler's Tale. Hadi size bir tane daha bağımsız oyunlardan önereyim. Bakın bunları herkes önermez, kıymetimi bilin. Oyunlarda birçok farklı karakter kontrol etmişsinizdir. Ama hiçbir kuklayı kontrol ettiniz mi? Bir kuklanın özgürlük yolunda macerasına ortak olduğumuz oyunun fiyatı 28 liradan 17 liraya düştü. Biraz farklı deneyim arıyorsanız bu oyunu almayı unutmayın. Müzikleri de enfestir. Oyun bittikten sonra da uzun bir süre dinlemiştim müziklerini. Böylece bir indirim listesinin daha sonuna geldik. Umarım kış indirimlerinde benim istek listemdeki oyunlardan birkaç tanesi de indirime girer. Kış gelene kadar artık bunlarla idare edeceğiz. Bu haftalık da bizlerden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı, aynı zamanda Discord sunucumuza da gelip sohbetimize eşlik etmeyi unutmayın. Ve son olarak açıklamalar kısmında linkini bulabileceğiniz podcastlerimizi dinlemeyi unutmayın. Arzu ederseniz kanala katılarak veya süper teşekkürü kullanarak bizlere de nakintosh destek verebilirsiniz. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar... Oyunla kalın.